Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ercan. Yine Gamercan kanalındasınız. Bugün Euro Truck 2'deyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ne yapıyordum? Kariyer yapıyordum. Hiçbir şekilde bankadan borç almadan, sisli dışında mod kullanmıyorum. Onun dışında mod kullanmadan, bir para modu veyahut da işte Delivery gibi bir mod kullanmadan olabildiğince tek başıma hem haritayı tamamlamak amacıyla Avrupa haritasını hem de olabilecek en çok çekici almak amacıyla bir oyun başlattım. Şimdi bu oyunda ikinci videomuzdayız. Tek seferlik iş alacağım çünkü herhangi bir çekicim yok. 44 bin euro param var. Nürnberg'den Prag'a basınç tankı taşıyacağız. Kimle? Sanya. Sanya'ya da götürürüz abi. Hiç sıkıntı yok. Biz iş ayırt etmeyiz. Yeter ki çekicimiz düzgün olsun. Çekici düzgünse gerisi amenna. Başımızla beraber problem değil. Çözülür. €6.573. Şimdi bir tık sesi de kısalım, oyundaki sesi. Sizi de rahatsız etmesin, beni de rahatsız etmesin. İşte başlıyoruz. Çok güzel, başlayalım. Biraz ses verdik. Şunu açacağım abi. Bu çok önemli. Camı açalım. Ben dönüş almam lazım. Şöyle bir iki tane döneceğim. Çok ters bir yere gidiyorum şu anda. Gibi hissediyorum ama bakalım şöyle dönebilir miyiz? Döneriz bence. Ama sıkıştık buraya. Evet, bir tık kötü bir durum şu anda yaşadım. Kurtardık oraya. Kurtardık oraya. Oraya çarpmazsa güzel olur. Mecburdan çıkacağız. Başka şansımız yok. Bir tık kötü oldu bizim için. Mecburdan çıkacağız. Neresi takılıyor buraya? Çekicinin. Ooo, yan tarafı takılıyor. Neyse, ben bunu buradan kurtarırım ya. Burada bir şey yok ki. Ben bunu buradan her türlü çıkartırım abi. Şöyle. Tamam, yeter ki yola girdiğimiz için yaşadık. Neyse, kurtulduk. Herhangi bir ceza almadık, bir şey almadık. Tamam. Evet. Yolculuğumuz başlamıştır. Aman dikkat edelim. Kamerayı düzeltelim. Kamerayı kaldırıp bir şey almadık. Düz ilerleyin. Şimdi neredeyiz? Nürnberg'den Prag'a gidiyoruz. Çek Cumhuriyeti'ne gideceğiz. Bakalım bir Prag'a görelim. Prag daha önce gitmemiştik diye hatırlıyorum. Bu seride gittiğim bir yer değildi Prag. Şimdi yine 1.44'teyim arkadaşlar. Şöyle size bu Sanya'nın şeyini göstereyim. Şu amortisörlerini. Kalkışın şöyle kaldıralım. Şöyle indirelim. Abi şu sese bak. İnik olsun. Daha iyi olur. Evet. Devam. Sarıyanak. Bilginin Sarıyanak sonu cezayı verir de. Şuradan güzel bir şey. Öyle biz beklemeyelim. 5 saat 4 dakika bir yolculuğumuz var. Niye kırmızıya yakalandık? Düz ilerleyin. Şu an ben otomatik vites kullanıyorum. Manuel değil. Aslında manuel kullanmam lazım ama shifter'ım yok. Shifter'a geçince manuel kullanacağım arkadaşlar. O şekilde devam ederiz yani. Şu an otomatik vitesteyim. Attım.
ya. Abi çekmiş mi? Ben öldürdüm zannediyorum. Öldürdüm zannediyorum. Öldürmüştüm zaten. Buradan ağır tonajlı arabalarda var zaten. Türkçülerde var. Otobüslerde ne görüyoruz? Genelde İstanbul'da halka çocuklarında veya diğerlerde çocuklarının en sol tarafında sol tarafında olur. Neden oluyor konuşuyorum dediğim gibi. Ayrı bir şey. Daha da bir daha iyi olur diye düşünüyorum. Sonra sağ dönüyor. Şey giriyor özellikle. Evet, bir şey, yani imdat gibi bir şey. Sağ dön. Ani çekişler yapmak lazım. İmdat varsa. Dönüşünü alayım. Evet. Ne oldu ya? Şimdi tersten döndük ya. Ama olsun. Sıkıntı. Kaza olsun. Kaza olsun. Yolumuza devam ediyoruz. Ben bu arada sahne çekiciler güzel gerçekten. Gerçekten güzel gerçekten. Güçlü arabalar bunlar. Çok sağlam arabalar. Yalnız benim mevzum ki ben DAF olacağım. DAF olacağım sebebi şöyle. Neden DAF oluyorum? Göstergesi için şey var. Herkese göstergesi. Bunu da göstergesi için. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Evet. Arkadaşlar bu seriyi de videoyu beğeniyorsanız sağa dön. Kanalıma abone olun. Bir de konuşurken teşekkür ederim. Tekrar hesaplanıyor. Yok efendim, tekrar hesaplamam. Ben oraya gireceğim. Hiç hesaplamadıklar. Bunu biraz odaklanmak lazım. Aynen. Neyse, yapacağımız şey belli. Şuradan bir yaz dört videoda bir de diğer şeye geçelim. Güzel çok bir şey yok. Abi bir şekilde dönmek lazım. Yeni otelim sorun değil. Yeni otelim. Şuradan sola dön. Zaten geldim. Solda dön. Ve sonra sola dön. Böyle da böyle. Bir şekilde kurtulduk oldu. Bunları yapmak gerekiyor. Ayrıca bunları yapmak gerekiyor çünkü bunları zaten gerçek hayatta çok denk gelmiyoruz. Daha dikkat ediyoruz da yapıyoruz yani. Şu küçük aynaları daha iyi seviyorum. Güzel oluyorlar. Boyunun küçük aynalarından geldi. Böyle küçük. Köşede küçük aynalarından daha iyi durumda. Çekicilerin güzel. Güzel bir tavırı, güzel yağ yapıyor. Ya belki bence çekicilerine göre bir görsel oyun yapıp görsellik hissi katılabilir ama belki bu sefer de bir simülasyon oluyor. Daha güçlü bir hissiyatçılar, bilgisayarlı bir hissiyatçılar. Onun için sonra da oradan da olabilir. Neden şimdi Sağ dön.
ve sonra sağdan çıkın. Sağ çıkışı kullan. Tamam, çıkalım. Sağdan devam edin. Yani tamam, sağdan devam edin de. Sanki Prag'da düz diyor kardeşim. Berlin Dresden yoluna sokuyordu ya. Prag'a gitmiyor muydu? Sen mi yanlış okudun? Belki daha kısa olur. Navigasyonu kısa yola göre ayarladığım için daha kısa yolda olabilir. Haa. Evet, daha iyi gidiyormuşuz. Daha iyi gidiyormuşuz. Sıkıntı yok. Navigasyonu direkt kısa yolu gösteriyordum diye düşünüyorum. Şeyler gibi olmuyor. Şimdi yaşlı insanlar aralığı yani biraz da yolları falan diyorsa ya yeni kapatıyor navigasyonu. Ben sana tarif ederim. Ama şunu hesap etmez yani. Nereden gittikten trafik varsa hiç olur olmaz. Onu hiç bilmez. Bir yoldan geçir. Ama uygulaştı mı? Uygulaştı. Güzel geçti. Ne yapayım? Trafik. Olan yerden geçir mi? Seçiyorsun onu. Kullanma özelliği var. Teknoloji. Bir kez bir şey var. Yani. Adamlar anlık olarak hep seviyor. Kısaca daha var. Kullanmak lazım. Kısaca olmaya gerek yok. Çok iyi de kardeşim. Yanları var bak. Biraz hızlanınca falan arabanın şeyi değişiyor, mevcut değişiyor. Farklı bir işte düşmüş. Şeyden bir insan yanısı pahalı. Çok yakışıklı ya, yakışıklı araba yani. Konsolu falan güzel. Ya daha retro bir yapı olabilir yani ama bunun konsolu güzel şu an. Sevdim yani, Sanyo'yu hissediyoruz zaten. Sanyo başta artıdır. Bir Sanyo bir Volvo. Sağdan ve sonra sağdan devam edelim. Sağ çıkışı kullan. Ben yavaşlayacağım. Birazını var. Sağa dönmeye hazırlan. Yerden bir keskin bir dönüşüm var. Onu da düşünüyorum. Zaten trafik de vardı şurada. Sağa dön. Şöyle soruna da bakayım arada. Yeni gelmiyor. Güzel şey. Şimdi 160 km'de 80 ile 82 saat sürer. 80 ile 82 saat sürer ama 82 saat sürer. Bir yerde sıkıntı var demek ki bir yerde yavaşlayacağız. Bir yerde yoldan dolayı yavaşlayacağız ki bu da mesela olabilir şurada. Bir yerde yavaşlayalım. 60'a düşürdüğümüz bildiğimiz o burayı taşıyor yani. Çok saçmalık oldu şu anda. Yani 80 ile aşağı düşürdüğümüz. Bu 81'in nasıl zaten tehlikeli bir bak diyelim. Bayrağını gördük. Altı bölümü bayrağı işte. Diğer tarafta çok sınırlı bayrağı var. Şu an sınırdayız. Bu sınırlı bir
arkadaşlar var. Ben de üstündeyim. Şey olayı çok iyi bu arada. Evet. Alman yollarında gelirimizde izleme çıktığımızda direksiyon izlemeye başladı. İşte şimdi geri dönüşüm veriyor sana. Şimdi böyle çıktığımız şeritlerimizde izlemeye başlıyorsunuzda. Güzel bir şey. Alman yollarının bu şekilde yapılmış. Gayet ki her yolda yok. Her yolda yok bu arada. Ablarımdan okutmuşum şu anda. Belki devam ederiz şeye. Testimata belki devam ederiz. Testimata alırız. Eğer kısa bir şey varsa alabiliriz bunda. Ekleyebiliriz yani testimata. Bu da bir testimata. Bu bir filter. Yalnız park yolları da değişik. Güzelmiş yani. Bu arada bunda da var. Bence güzel. Bence güzel bir çekici de seviyorum. Şimdi bakarız. Serimiz devam etsin. Arkadaşlar biliyorsun ben her gün olabildiğim bir tanesini yapmaya çalışıyorum. Güzel bir yapmaya çalışıyorum. Aynı zamanda çalışıyorum. Normal kişiyle çalışıyorum. Perşembe'ye de olmuyor. Sola dön. Anlamadığım noktaya mesela şeyde farklı. Zaten istikrakliğe rağmen yine geldik sağda. Aşağı alışıyor. Yalnız yolda açmak da güzel var. Karakterleri falan öyle bir şey. Ayrıca nasıl çıktığını. Şöyle. Gerçek yolda düşünüyorum. Şu an gerçekten. Gerçekten.
geldik zaten. Sağ salim barış noktasına ulaştınız. Aynen öyle. Abi boşaltma alanı nerede? Allah! İtik hata mı ettik acaba? Ben şu an büyük boşaltma alanı göremiyorum. Eski direkt resmi açarsaydık olmadı yaparız. İlerideymiş zaten. Yani, da oraya da gideriz, oraya da kesinlikle yükümüzü. Tezgah puanımızı alalım yani oraya kesinlikle. Şöyle. Her türlü, her şekilde sürmemiz gerekiyor. Böyle kaçış falan yapmaya gerek yok. Elimden geldiğince ben en iyi şekilde sürmeye çalışıyorum. Sonuçta amaç bir simülasyon. Olabildiğince gerçek yapmak ve bunun için de çalışmak. Evet, dediğim gibi. Gayet güzel. Bu teslimatımızı da yaptık abisi. 10 numara 5 yıldız oldu. Biraz para da girdi cebe. 6573 euro. İyidir. Keşke bir tık daha seviye atlama şansım olsaydı güzel olurdu. Şöyle bakacağım birkaç dakika olmuş. 22 dakika. Gayet yeterli. Gayet yeterli bizim için. Evet arkadaşlar. Yeniden söylüyorum. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.